Ne diyorsunuz? Yani takas, Fatih Terim para, toplantıya katılır mı? İlk şey soru. Dedi, katılmaz. Bizzat telefonla dedi. Bence telefondan katılır. Böyle. Luyendama bir oyuncu daha ki o oyuncuyla ilgili işte gelen isim iyi bir yerden geldi ve biraz da para. Zaten bu transferde Galatasaray oyuncu değil, esas karşı taraf teklifi değerlendirecektir. Tabii. Karşı taraf işte Göksel Bey ve Okan Hoca mutlaka diyecektir. Yani iki oyuncusu işte Luyendama, Emre Kılıç veya X oyuncu, onlar kendi eksikliklerine göre transfer isteyecektir Galatasaray içinden. Yani kadrodaki yani oyuncular. Luyendama akla yakın şimdi geliyor çünkü şimdi, yani şey sakat. Kahveci Şikertel sakat. Gönülsüz oynayacak oynarsa. Şimdi bir o var. Önemli olan da o. Ya belki kalacak ama gönülsüz oynayacak. Doğru mu? Doğru değil ama profesyonelsin. Ama bir de şu var abi. Ben de istediğim yere gideyim ya. Ben de köle değilim. Misal veriyorum. Ama tabii para kazandırsın kulübüne. Öyle bedava olmasın. Ama iki tarafta şöyle. Eğer istiyorsan sen de fedakarlık yapacaksın. Kulübün de yapacak. Çünkü Başakşehir'de birkaç topçu daha var öyle. Ben bakıyorum işte şey. Vizca mesela. O zaten ilk haftalarda belliydi. Yani iyi değil. Başakşehir'in şu andaki durumu zaten ondan abi. Gelenden tokat yiyor, gidenden tokat yiyor. Yani Başakşehir'de de bir şeyler çok kanıksandı artık. Onlarda da bir değişim lazım. Sıralamadaki yeri aldığı sonuçlar da gösteriyor zaten. Doyuma ulaştılar. Ama hani nihayetinde İrfan Can da değerli bir oyuncu. Onun da değerini bulmasını, tabii karşılığını tabii bulmasını tabii istiyorlar. Başakşehir İrfan Can'ı her türlü satar. Yani Avrupa Şampiyonası'nda eğer oynarsa gene iyi bir miktarda satar. Sezon başı ciddi İspanyollar istiyordu değil mi Real Hocam? Sevilla'nın isteği vardı. Milan'ın var. Şampiyonlar Ligi oynayacağım, oraya katılacağım diye oyuncuları tuttular kadrolarında. Ama sonuca bakarsanız Başakşehir takım bir AŞ sahibi var. Yani kâr etmek amacıyla konulmuş bir şirket, bir takım ama sonuçta Göksel Gümüştağ ve yönetim kurulu orada pay sahibiler, yüzde sahibi olarak onun ortaklığılar yani. Para kazanmak istemiyorlar. Şunu düşünüyor. Galatasaray'da bir değişim olması şart. Yani nasıl Başakşehir'de bir değişim olması şart. Galatasaray'da da bir değişim olması şart. Galatasaray'da da artık bazı oyuncular yani kabak tadı verdiler. Bir değişim olacak. Bunu ya Fatih yapacak ya başkası yapacak. Hangi oyuncular mesela hocam? En başta Belanda. Belanda doğru da hocam. Belanda ile Feghouli oynadığı zaman da Galatasaray'ın yani ligdeki sıralamasını belirliyor var. İkisi. Galatasaray'ın santrforu yok. Beşiktaş'ta şu anda iki santrfor var. Galatasaray'da bir santrfor yok. Yani Jacklin'in kafası artık yok. Olmuyor Galatasaray'da. Öteki zaten ömür boyu sakat olmuştu. Geldi oynayamıyor. Yani Galatasaray'da bir değişim olması lazım. Feghouli rahat değil. Bir bak Galatasaray'a şöyle. Şimdi işte Luyendama istediğini veremiyor. Halil Dervişoğlu o değişimin bir sinyali olabilir. Onyekuru. Halil. Şimdi Mesut Özil transferine yani taraftar da diyor ki ya benim rakibim Mesut Özil'i getiriyor. Benim de moral olarak da saha içindeki gerçekler olarak da bir karşılık görmem lazım. Yani İrfan Can, Onyekuru, Halil böyle bu anlamda bir karşılık olarak abi görülmez bırak mi? Şey çıktı, Fatih Hoca açık açık isim isim söyledi. Ben bu transferleri istiyorum dedi. Yani pek alışkın olmadığını aynen, şekilde yani söyledi. O etapta sezon başı tam Galatasaray transfer yaptı ama işte bonservisi olmayan ya da kiralayabileceği oyuncular üstüne gitti. Çünkü imkanı yoktu. Yani finansal fair play çerçevesinde. Devre arasında Mustafa Bey çıktı dedi ki yok dedi paramız bu kadardı. 1 milyon 200 bin euro bine sınır belirlendi. Şimdi bir, oyuncu göndereceksin. İki, bu taraftar kampanyası şudur budur bilmiyorum yani. Bir finansman yaratacaksın. Sponsor bulacaksın. Aynen. Üç, ondan sonra da yani bu parayı oluşturduktan sonra da Başakşehir'le ya da başkası neyse hangi futbolcu istiyorsan oturup onun pazarlığını yapacaksın. Galatasaray, Jagne'yi, şeyi, Santrafor, Falcao'yu taraftar istediği yerde. Evet. Olmadı. Olmadı. Ya taraftar ne istedi doğru mu abi? Ya taraftar istedi diye top çalınmaz abi. Abi taraftar istedi diye demiyorum. Fatih Hoca çıktı açıklama yaptı. Bırak kime taraftarı? Kime? Medyaya. Falcao Hoca şey istemiyordu Falcao'yu. Hayır.
Ama hayır, ben yenisini söylüyorum. Taraftar istedi diye aldı. Pardon? Başkan söyledi. Abicim Fatih Terim Falcao'yu istemiyor. Fotoğrafı taraftar mı çektirdi Falcao'yla? Abdurrahim Albayrak. Abdurrahim Albayrak. Falcao'yu Fatih istemiyordu. Bak ne kadar net söylüyorum ya. Biliyoruz hocam. Ne kadar istemiyordu. Evet. Ama Abdurrahim Albayrak gitti o fotoğrafı çektirdi. Duman etti. Abi, o fotoğraf dünyanın fotoğrafı gördükten sonra tutabilir misin tarafı? En pahalı fotoğrafı. Mona Lisa tablosundan sonra en pahalı fotoğraf o. Yemin ediyorum ya böyle bir şey var mı? Kaç para emal oldu? Olmasa o fotoğraf belki taraftar bu kadar baskı yapmayacaktı. Ama şu da bir gerçek. Yani bence Fatih Terim tamam istemiyordu da Fatih Terim'in istemediği bir oyuncu girebilir mi kulüpten? Abi, ona rağmen yönetim alır mı? Aldılar. Fatih Hoca ne dedi abi? Falcao'yu kim istemez? Şu anda yönetim tamam, tamam mı? Bu ne demek? Şu anda yönetim Falcao'yu kim istemez? Kongrede seni Abdurrahim Albayrak kalır mı? Başka şey de mi olur acaba gelir mi? Merak ediyorum ben. O daha iyi bir tartışma konusu. Merak ediyorum. Şey için ne diyorsunuz peki siz? Bu unutmayın gelen ya bilgiyle ilgili Luyendama ya da Emre Kılınç. Abi şimdi olur mu? Verilir mi? İkisi de verilir. Nihat İrfan Can Kahveci alınacaksa ikisi de verilir. Sen Nihat Kahveci'ye gittin. Hayır, İrfan Can Kahveci, ama Nihat Kahveci aynen. Luyendama verildiği zaman. Luyendama da Luyendama'yı da Marko kalacak. Yani bu kadar Fatih Hoca istiyorsa zaten gözden çıkarılabilir oyuncular. Hocam, yani kötü İrfan, oyuncu demiyorum da İrfan Can'ı alırsa istiyorsan zaten Emre Kılıç'ın oynama şansı biraz daha azalıyor doğal olarak. Bir tek orada Luyendama'nın yerini doldurabilir. İşte Donk'la ikili oynayacak şimdi, öyle. Belki birini alırlar hocam bilemez. Öğlen Rıdvan Hoca kendi kanalında şunu dedi. Galatasaray 6 verdi. Başakşehir 10'a düştü. Takasla falan bu transfer büyük ihtimalle olacaktı. Ki o biliyorsun bu işleri hisseden duyan. Demek ki 6 milyon euro bir para var ortada. Biraz daha senin az. Senin de 4,5 civarında bir para var ama oyuncu 2'ye çıkıyor. Senin de yaptığın istihbarat gibi 2 önemli oyuncu var. Evet. Bir oyuncu artı paraydı. Para daha büyük şimdi, istendiği için 2 oyuncu paraya döndü. Hatırlıyor musun? Burada zarar edecek kim? Oyuncu bu sefer fedakarlık edecek. O beyanatı verince ben gitmek istiyorum diye o zaman fedakarlık yap diyeceksin. Yıllık parasında. Hocam ticaret de öyledir. Alırken kazanırsın. Madem istiyorsan fedakarlığı sen de yapacaksın fazlasını. Orada kazanırsın. Hocam? He? Neydi sizin felsefeniz ticarette hocam? Alırken kar edecek. Allah'a mahsus abi. Alırken kar edecek. Alırken kar edersin. Zaten yani İrfan Can'ın isteyebileceği para Galatasaray takımının ölçüsüne göre makul para. İrfan Can 700-800 milyon euro oynuyor. 1000 euro oynuyor şeyde. 1 milyon euro bile değil yani kazandığı para. Biraz yani daha fazla olacak. Başakşehir'den. Galatasaray'ın ortalaması zaten 1,5-2. 2 yok artık. Ha tabii belli oyuncular ortalaması, var. Ortalaması. Eskiden kalanlar. Ortalaması 1,5-2 yani zaten maaşını katlayarak gidecek. Bir fedakarlık yapmasına gerek yok yani. Ama şeyde 1,5-2-3 hani 1000 filan euro ya euro 9'da çarpacaksın. Euro. 1,5-2. Öyle bir söylüyor ki sanki iki kasa salatalık der gibi söylüyor. Aynen ya. O kadar rahat mı para alıyor? Diye biliyorsun. Kasaptan et alıyor. Şey neydi? Anlatsana. Tahir Kıran'ın kardeşi. Evet Tamer Kıran. Tamer şahane hikaye. Çok güzel hikaye. Kamp'ta dedi ki ya dedi ben dedi futbol dünyasına girdikten sonra 500 bin euronun küsurat olduğunu gördüm burada ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben de dedim ki Sayın Başkanım dedi. Küçük detay. Biz dedim onu gazetelerde dedim bak ben dedim o zaman 5000-6000 TL maaş alıyor. Biz dedim bu maaşlı adam onu ufak tefek pürüz diye yazıyoruz abi. Sanki çok önemli parası var. Sen de öyle bir anlatıyorsun ki sanki iki kasa kanatılık der gibi. Hayır ama takım ortalamasını aşağıda alamazsın bu oyuncu. Allah. Düşürgen ortalamaları abi. Bir realite vardır. Hocam Saratalık da pahalı şimdi ya. Seraya girdi pahalandı. Doğru. Seraya öğrendik hocam tamam. Senden aldım şey tüyoyu. Antalya'da Finike'de Greyfurt 2 lira, 1,5 lira almayanı dövüyorlar. Burada 8 lira. Hep öyle hocam ya. Şimdi mazot pahalı hocam. Aradakiler. Ha, şunu da söyleyeyim. Bu Roman arkadaşlarla ilgili bazı şeyler oldu bu internet sitelerinde filan hakaretler, ana avrat, sülale küfürler. Aman hocam. Amanı yok abi. Yapanın yanında. Amanı yok, yapanın yanında da kar kalmayacak. Siber şubeye bugün gittim. Gereken ben her şeyi yasal yaparım hesabını yapsınlar. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Ben seyrettim. Böyle bir şey olmaz. Evet. Erkek olarak böyle bir şey olmaz. Yapan bayanlar. Erkek yapamaz.
Hiçbiriniz yapamazsınız. Merak ediyorum tabii sonucunu. Bulundu, hangi şehirde olduğu filan da bulundu. Yer bulundu. Bu hocam